Bunlar beni kaçırabilir ha. Bakalım. Ama sanmıyorum, tatlı bir aile. Dostlar, Malezya'nın Sabah eyaletinin Kota Kinabalu şehrinden herkese selamlar. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim yerinde abi. Hala, yani geçen videoda biliyorsunuz buraya gelmiştim, hala buradayım. Bir de burası hakkında size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi nerede olduğumdan bahsedeceğim ondan önce. Normalde ben muson zamanında geziyorum biliyorsunuz. Tayland'da genelde yağmurlara da denk geldim. Tabii hava bazen güzel de olabiliyordu. Fakat Kota Kinabalu'nun, yani şu anda bulunduğum yerin abi, sezonu bu mevsimmiş. Yani ilk defa şu anda Asya'da doğru sezonda doğru bir yerdeyim. Peki ben şu anda neredeyim abi? Bir manzara noktasındayım. Bakın size buradan manzaraları şöyle göstereyim. Karşıda Gaya Adası var, meşhur. Onun hakkında da bahsedeceğim. Bir tura kaydoldum abi bugün. Yarın tura gidiyorum. Turun da tabii ki de videosu gelecek. Çok güzel adalar var ya. İnanılmaz böyle işte mercanlar, bilmem neler, deniz balıkları. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeymiş zaten. Koruma altındaymış. Müthiş bir yere gideceğiz bakalım. Yarın havada güzel gözüküyor. Şimdi abi izleme noktası diye bir yere geldim. Fakat ben şeyi çözemedim. Normalde şuradaydı abi izleme yeri. Birazdan dönerim oraya, gösteririm size. Kapalı. Ben de böyle yürüyorum ama yani çok da bir manasız yürüyorum. Şu insanlar da yürüyor. Nereye yürüyorlar onu da anlamadım. Yol burada bitti. Şimdi buradan şöyle dikkatli bir şekilde geçmem gerek. Bakın insanlar yürüyor. Ama bu insanlar nereye yürüyor çözebilmiş değilim. Dağların arasındayım. Bu arada aşağıdan da ben normalde buraya yürüyerek gelecektim. Hatta videoyu size gösterecektim. Yürüme yolu kapalıydı abi. Yani ben anlamadım. Burada insanlar yürüyor. Hello. Spor mu yapıyorlar, ne yapıyorlar? Güzel. Yürüyorum bakalım şöyle. Beraber bakalım. Bu videoda böyle farklı birkaç noktaya gideceğiz. Kaç noktaya gideceğiz şu an tam bilmiyorum abi. Yakınlıklarına göre bakacağız. Kuzey Tayland'ın motorla altını üstüne getirmiştik. Motorla tabii gezmek çok rahat. Burada otele sordum, pek şey olmadı yani. Bilmiyorlarmış. Şöyle dışarı çıktım baktım. Hiç görmedim abi rentakar, motor falan. Bir de bilmiyorum ya, Malezya biraz şey. Daha farklı ya Tayland'dan. Polis malis burada vallahi gözümün yaşına bakmaz. Bana bir takar 400 doları şoka uğrarım diye. Kiralamayacağım abi motor falan. Güzel ama bakın ormanların arasından yürüyoruz ya. Yine dağlardayız, tepelerdeyiz. Seviyorum abi dağa çıkmayı. Bu tarz böyle aktiviteleri. Şehirlerin içi bir noktadan sonra aynı abi işte, ne bileyim. Bence size bir şey söyleyeyim mi? Bangkok da aynı, İstanbul da aynı, Kuala Lumpur da aynı. Bunlar hep aynı ya. Aynı AVM'ler, aynı markalar işte. Paso abi aynı şeyler. Bir gidiyorsun şehir merkezine, yok Samsung, yok işte Apple, yok bilmem ne AVM. Ne anladım o işten? İstanbul'da gezerim o zaman. Ye bir isyandayım şu anda. İsyandan çıkıyorum. Hello. Hey. Hello. Where are you from? I am from Turkey. Turkey? You know? Oh, yeah, Istanbul, yes. Right? Yes. Yes. Oh, where are you from? Come here alone? Yes, I am alone. Yes. 他一个人来。你要说 we come from Taiwan. We come from Taiwan. Taiwan. Oh, yeah. It's cool. What's your name? I am Albert. Albert, my name is Berk. Albert. 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 Okay. Okay. Nice to meet you. My name is Berk. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, thank you. Thank you. How many days you stay in? Kota Kinabalu in 3 days. 3 days. Yes. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. O ne lan? Orada bir şeyler var. Girmeyeceğim buraya. Zaten giremem, yasak. Böyle abi bir hostel ne bu? Terk edilmiş. Duruyor. Şurada bir kedi yatıyor. Şuralar dağlar, tepeler. Vallahi ben anlamadım abi. Buraya güzel diyorlardı. Yok işte çıkın, bilmem ne manzarası harika gözüküyor falan. İşte aşağıdan yürüyecektim. Kapalıymış abi aşağısı. Aşağıdan da yürüyemedim. 6 Malezya, yok 5 Malezya ringgit. 30 lira falan verdim taksiyle gelmek için. Neyse. Görmüş olduk en azından. Siz abi yolunuz Kota Kinabalu'ya düşerse bence buraya gelmeyin. Yani böyle bir dağ yolu işte. Manzara da gözükmüyor ki doğru düzgün. Şu aradan gerçi bakın. Güzel gözüküyor şurada. İlginç. Hoppa abi yavaş gel lan. Deli gibi kullanıyorlar. Tabii söylediğim gibi farklı yerlere de gideceğiz dostlar bu videoda. Sadece burasıyla sınırlı kalmayacağız. Çok güzel bir tane gün batımı noktası varmış. Artık orası da çıkarsa gerçekten bu sefer ciddi manada sinirlenmeye başlayacağım. Çünkü hem zaman hem maddiyat gidiyor abi. Bunların arası uzun ve motorum yok. Ve Grab kullanmak zorundayım.
Burada açıkçası otostop çekilmiyor. Denedim ben birkaç kere. Yok abi. Yani Malezya'da bilmiyorum. Çeken varsa helal olsun. Yorumlara yazsın. Malezyalılar biraz bu konuda şey, kültürel ve dinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Daha katılar, daha almıyorlar yani. O yüzden mecburen Grab kullanıyorum. Güzel bir gün batımı noktasına gideceğiz abi. Güzel bir sahil. Buraya çok uzak değil. 4-5 kilometreymiş. Mecburen tabii ki de söylediğim gibi Grab kullanacağız. Şu beni Grab nereye bıraktı? Oraya doğru gidiyorum. Oraya bir Grab çağırayım. Yani dostlar burası öyle. Söylediğim gibi çok da matah bir yer değilmiş. Tabii şuradan manzara güzel gözüküyor. Belki gün batımı güzel olabilir. Ama hiçbir oturacak yer yok. Yani insan birazcık tabii şey hayal ediyor böyle bir noktada. Hani şöyle bir oturayım, bir çay içeyim. Ne bileyim ya, bir soğuk bir meyve kokteyli içeyim. Hadi çayı boş verdim. Çok da yüksekte de değiliz. Ben anlamadım. Kota Kinabalu'nun en yüksek yerinden manzara diyordu. Zaten şu bina, şu bina, şu bina, şu bina. Yani bütün manzarayı kesmiş. Ne bileyim, anlamadım ki dostlar ya. Ya şurası inşaatta, belki de kapalı diye. Kardeşlerim cigara içiyor galiba. Kokuyor çünkü. Bakın insanlar ama gelmeye başladı. Hello. Kardeşlerim marijuana içiyorlar. Bu kokulara Tayland'dan alışığız. Normalde burada abi yasak. Adamın götünü keserler yani yakalarlarsa. Haberleri olsun. Sanki bilmiyormuşlar gibi. Ben de onlara akıl veriyorum şu anda. Şöyle bakalım şuradan. Bakın manzara böyle. Böyle birkaç insan gelmiş abi buraya. Bakın ne güzel motorları var insanların. Motorlarıyla geliyorlar tabii ki de. Şöyle manzaramız. Burası belki açık oluyor, tamam mı? İşte şuraya çıkıyorsun mesela. Oradan bak, daha güzel bir manzara olabilir. Ama yok abi, binalar kapatıyor manzarayı yani. Ben manzaradan benim anladığım, yani internette de fotoğraflar öyleydi. Böyle apaçık bir manzara gözüküyor ama öyle değil. Hello. Abi öyle olmayınca ben ne anladım manzaradan yani. Bilmiyorum, haksız mıyım abi, ne diyorsunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Öyle, ben çok yükselmedim açıkçası. Aşağıda vallahi hiç abi yürüyerek inmeyeceğim. Yol kapalı zaten. Burada kardeşlerimiz bakın, böyle bir değişik araba. Burada bu arada böyle modifiyeli çok araba görüyorum abi. Değişik değişik arabalar. Valla ben Kota Kinabalu'yu hiç anlamadım ya, gerçekten. Bir bakalım, yarın ada turuna gideceğiz. Umarım ada turu beklentimi verecek. Öyle düşünüyorum abi. Böyle doğal bir noktadayız. Ben şuradan şimdi Grab'i çağırayım. Güneş de yavaş yavaş batıyor. Gideriz abi o şeye şimdi, sahilin oraya. Oradan bir ulan güneş şeyini ayarlayamadım bir türlü. Heh şöyle galiba şu an parlıyor. Ben görmüyorum ama siz beni iyi görüyorsunuz abi, öyle düşünüyorum. Şey yaparız. Adınızı siz söyleyin. Güneşimizi batırırız abi güzelce. Güzel bir noktaymış. Söylediğim gibi oraya gidelim. Öyle devam ediyoruz. Buraya puanım 10 üzerinden. Ulan 1 vereceğim de vermeyeceğim. Hadi yine bak, deniz, adalar falan var. 2 veriyorum abi. 2. Gelmeyin, burayı pas geçin. Baksanıza böyle manzara noktası mı olur Allah aşkına? Şöyle burada demir levhalar koymuşlar. İçine bakıyorum. Leş abi, pislik içinde. Yak abi. Önünü binalar kapatmış. Sevmedim. Hadi diğer yerde görüşelim. Abi şimdi o Tayvanlı aile, daha doğrusu kadın şey dedi. Aşağı yürümek dedi, çok yakın dedi. Bir yol varmış galiba. Bizi de takip edebilirsin dedi. 3-5 dakika sürüyor dedi. Okey dedim, takip ederim sizi. Problem yok benim için. Şimdi onları takip ediyorum. Şuradan inemiyoruz mu mesela acaba? Bak bu kısım hoşuma gitti şu anda. Hoşuma gitti. Kardeşimiz orada koşuyor. Sporunu yapıyor. Bu kısım güzel abi. Böyle dağların arasından yürümek, böyle yemyeşil bir doğa. Tabii tanımadığım bir şey, ağaç iklim örtüsü. Yani Türkiye'de genelde böyle yollar biliyorsunuz çam ağaçlı oluyor. Burada farklı. Şu Tayvanlı aileyi takip ediyormuşum ben, bakalım. İnşallah doğru yere gideceğiz abi. Bakalım. Şimdi abi buradan aşağı iniyoruz. Tayvanlı aileyleyim. Bunlar beni kaçırabilir ha. Bakalım. Ama sanmıyorum, tatlı bir aile. Kadın bayağı iyi hatta. Bana böyle yardımcı olmaya çalıştı. Güzel lan. Bak güzel bir yerde yürüyoruz ha. Ne? Bakın. İşte ben bu yolu abi aşağıda bulamadım. Çünkü aşağıda kapalıydı. O yüzden Grab kullandım. Ya, samimi konuşayım size. Dönerken de direkt Grab'le diğer yere gidecektim. Ama şu aktivite şu an şuraya gelmeme değdi abi. Mutluyum şu anda. Az önceki o negatif enerjiyi üzerimden attım yani şu yürüyüş rotasıyla beraber. Allah sağ olsun bu aileye. Teşekkür ederim. Onlar sayesinde şu anda yürüyoruz. Gayet güzel. Kestirme tabii burası. Biz arabayla uzun yollardan geldik. Tepemizden de uçak gidiyor. Bu ne lan? Yanı boşmuş. Dika.
Tam şimdi beni bir dönüp soyuyorlarmış. Abi bir çıkartıyormuş şeyi, silah. Watch out. Aa, okay. Thank you. Hop. It's okay. Bak ufak kardeş. Oo, okay, dangerous. Ya kardeşimiz bana var ya, rehberlik de yapıyor. Allah helal olsun. The tree is the biggest one here. The tree is a big biggest. Biggest. One here. Ya yeah, okay, thank you. Bakın büyük bir ağaç abi. The big tree, right? Bayağı büyük abi. Annesi kardeşimiz benimle İngilizce konuşmasını istiyor. Ne güzel abi işte bak, kadın şey yapıyor hani. O çocuk için mesela güzel bir şey yani, hani kendi anlatmıyor, çocuğa anlattırıyor. Böylece abi çocuk hem dil pratiği yapıyor hem özgüven kazanıyor. Bunu bilinçaltına atacak çocuk ileride mesela. Biraz daha bir up diyecek ya, bak böyle böyle ben orada biriyle şey yapmıştım, ona mesela bu ağacın işte büyük olduğunu anlattım. Müthiş. Helal olsun, seviyorum böyle aileleri. Kardeşimiz yine şeyler inceliyor. Vallahi indik lan, helal olsun, ne çabuk geldik. Şuralardan çıktık. İşte ben burayı bulamadım abi. Aha vallahi geldik lan. Aa. İşte şuraya dikkat edelim. Ha bakın şurada da. Largest banyan tree. Gördünüz mü? İlgisi var. Avustralya'da şey yapılmış. İpen. Büyük abi. O ağaç büyük. Tahun. 100 yıllık bir ağaçtan bahsediyoruz. Tahun ağacı. Öyle. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice trip. Have a nice day. Okay. Have a nice day. Thank you. Thank you. Bye bye. Yeah, okay, thank you. Okay, bye bye. Ne güzel bir aileydi lan, çok hoşuma gitti valla. Bakın dostlar, bu arada şurada güzel bir tane saat kulesi de var. Gördünüz mü? Oraya da çıkabilirsiniz. Ben çıkmayacağım, güneşin batımını kaçırmak istemiyorum. Buraya yolunuz düşerse. Abi bu şey nasıl? Signal Hill Trail 2. Yani ikinci herhalde seçenek buradan yürümek için. Steep Lift City yazıyor. Hatırlıyor musunuz abi? Geçen videonun sonunda size demiştim şurada Meksika mutfağı var diye. Bakın o Meksika mutfağı burada. Mama Sita'nın yanından şuradan abi yukarı çıkabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Hello. Aklınızda olsun abi. Siz benim gibi boşuna Grab'le çıkmayın. Bu arada vallahi aileyi çok sevdim. Böyle o aile sıcaklığını hissettim onlarda. Şurada ölmeden geçelim karşıya. Geçtik abi. Bir ara şey diyesim geldi ya. Ben gün batımına gidiyorum. Hadi hep beraber. Siz de gelin benimle böyle. Hep beraber şey yapalım. Oturalım falan diyesim geldi ama. Sonra vazgeçtim. Tabii. Neyse. Bakın şuralardan çıktık dostlar. Şu ulan ne kadar yakınmış be. Boşuna verdik. 30 TL, 25-30 TL falan verdik. Öyle geldik şimdi nereye, var ya benim otelin oraya geldik. Aha benim otel. Ulan bu kadar yakın mıydım be? Şaka gibi. Bak. Abi şurası benim otel. Bak şöyle gelecektim ben normalde. Şuradan pıtı 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 çıkacak. Tecrübe. Tecrübe diyelim. Bir daha buraya yolumuz düşerse öyle yaparız. Ya da abi sizin yolunuz düşerse öyle yaparsınız. Burası büyük bir gece pazarı. Burada cuma ve pazar günleri çok çok büyük bir tane şey kuruluyormuş. Pazar. Yerel böyle ama böyle hani çılgın atan bir pazar abi. Oranın videosunu çekeceğim. Orayı bulursunuz. Oradan buraya çıkarsınız. Bu kısmı kapatalım. Güzel gezdik. Eğlenceliydi en son kısım. Tayvanlı aileyle beraber yürüdük. Sohbet ettik. Ufaklık bana orada ağaçları anlattı. Öyle. Hadi bakalım şimdi ben bu sefer cidden Grab çağırmam gerekiyor. Çünkü abi 4-5 kilometre yürümem mümkün değil tabii ki de. Güzel bir gün batımı noktasına gidiyoruz. Gün batımı noktasında buluşalım.